Evet arkadaşlar, şimdi papara kartımızı altınla kaplayacağız. Görüyorsunuz papara kartımızı. İlk önce sileceğiz. Yağlı yüzeylerden arındıracağız. Sonra tutkalımızı süreceğiz. Tutkalımız kuruduktan sonra arkadaşlar şöyle altın varak kaplama kağıdımızla kaplayacağız. Bakalım nasıl olacak. Evet, şimdi tutkalımızı dikkatli süreceğiz. Her yere çipe vesaire gitmesini istemiyorum. Yazısına gitmesini de istemiyorum. Ya da gidebilir, fark etmez. Ama çipe gitmemesi gerekiyor. Arkadaşlar böyle sürdüm tutkalı. Tabi tam düzleştiremiyoruz. Şimdi bu biraz şey yapacak, kuruyacak, şeffaflaşacak. Tabi papara yazısına da mecburen sürdük. Bakalım kuruduktan sonra ne olacak. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar kurudu. Biraz da kurutma saç makinesinde kuruttum. Şimdi şöyle varağımızı alalım, altın varak. Hobi satan yerler satıyor bu tarz varak kağıtları. Şöyle üzerine koyduk. Bastırıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi şeyin kalıbını oluyor hemen. Kartı şöyle bastırıyoruz. Tabii ben şimdi düz süremediğim için yapıştırıcıyı, bak çip yerine sürmedik ya, orası çıkıyor. Şöyle etrafından alalım kağıtlarını. Elimizde varak kağıt vardı, onunla yaptık. Altın varak diye geçiyor. Çok ince bir kağıt. Şöyle etrafından da alalım. Bu şekilde oldu ama tabii kart görünümü yazı olmadığı için pek İyi durmuyor. Siz buradan ince çalışarak şöyle mesela Mastercard bölümünü biz varaklamadık yani. Oraya sürmedik. İşte burada atıyorum şey vardır. Onu kazırsınız. Çipli bölümü kazırsınız. Şöyle. Bu şekilde olmuş oldu. Yani papara kart, bu şekilde kullanmadığımız kart bunlar arkadaşlar. Bazen diyorlar abi işte şey gösterdim. Ne derler? Kartın arka yüzeyini gösterdin diyorlar. Bu bizim kullanmadığımız kartlar. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz. Papara kartı gold kart yapmaya çalıştık. Ne kadar başarılı olmuş siz karar verin. Gold kart boyayla daha iyi olur diye düşünüyorum. Bir de onu deneyeceğim. Bakalım nasıl olacak.